Herkese merhabalar. Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın stratejisi programımızın bu haftaki konuğu Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz. Mert Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Haftanın her zaman haftanın en önemli gündemi bugün açıklanacak olan ABD enflasyonu, yurt dışında aynı zamanda yarın açıklanacak olan FED'den faiz kararı, yurt içinde de Cuma günü Moody's'in Türkiye değerlendirmesini karşılayacağız. İsterseniz önce yurt dışından başlayalım. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Sonrasında da FED'den Mart ayında beklenen faiz indirimi süreci bir miktar zayıfladı. Bugün de ABD enflasyonunu karşılayacağız. Tarım dışı istihdamı nasıl değerlendirirsiniz? ABD enflasyonu tarafında bir sürpriz bekliyor musunuz? Herhangi bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an itibariyle artık herkes yani bir merkez bankasının zaten bir sözlü yönlendirmeyi, bir iletişimi nasıl yapması gerektiği konusunda önemli dersleri bütün dünya buradan aldı. FED üzerinden, keza Avrupa Merkez Bankası üzerinden. Şimdi bundan sonraki hikaye, sizin de aslında sorun içinde sordunuz. Bundan sonra faiz indirimine ne zaman başlanır sorusunun cevabı aranıyor aslında. Evet. Dolayısıyla açıklanacak olan verileri bundan sonraki döneme nasıl işaret edeceği ya da bu ajandada bir sapmaya, bir farklılaşmaya neden olmayacağı merak konusu. Kişisel fikrim, bugün açıklanacak verilerinde, Cuma açıklanan verinde, bugün açıklanacak verilerinde bir önemli sapmaya neden olacağı yönünde değil. Zaten bir faiz, yani önemli bir faiz arttırım süreci yaşandı. Sonrasında bir pas geçme süreci. Bunun 2004'ün ikinci çeyreğinin sonuna kadar da böyle devam edeceği olasılığı bir kez daha yükseliyor. Benim temel senaryom da oydu. Zannediyorum 2024'ün ikinci yarısıyla birlikte bir faiz indirim döngüsüne girilecek. Ve işte iletişimin önemi bir kez daha burada ortaya çıkıyor. Hani ani bir karar piyasa fiyatlaması üzerinde derin etki görmektense aşağı yukarı herkes işte artı eksi 1-2 aylık bir süreç içinde bir farklılık olur mu cevabını arıyor. Dediğim gibi ben fiyatlamada çok derin, sert ve kalıcı bir etki yaratacak bir verinin ya da veri setinin ortaya çıkacağını çok düşünmüyorum. Genel tema bizim açımızdan, yani bizim derken bütün piyasalar açısından, elbette Türkiye açısından da ana resmi değiştirecek bir tablo önümüzdeki dönemde ortaya çıkar mı, çıkmaz mı? Bu sorunun cevabını arayacağız. Çok öyle bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Peki FED tarafını biraz daha açalım isterseniz. Önümüzdeki iki toplantıda faiz arttırımı gelmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Sizin de söylediğiniz gibi mesajlar önemli olacak. Başkan Powell'ın mesajlarında faiz indirimiyle ilgili mesajlar aranacak. Sizin burada aynı zamanda ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. Sizin burada dikkat çekmek istediğiniz başka noktalar var mıdır? Bir de şunu sormak istiyorum. Mart ayında da faiz indirimlerine başlanması bekleniyor mu? Sizce bu beklenti fazla mı iyimser? Bu tarafta biraz ben biraz fazla iyimser ve fazla erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu hikaye aslında demin de ifade etmeye çalıştım. 2024'ün ikinci yarısıyla birlikte gündeme gelen, o tarihe kadar piyasalar aslında bir beklemeyi tercih edeceği şeydi ama atılan adımların özellikle enflasyon konusundaki geri dönüşleri acaba bir tur erkene çekilir mi? Faiz indirim döngüsü beklentisini yarattı. Yani bizim ülkemiz olsa şaşırmam açıkçası, bizim merkez bankamız açısından, ama yani FED'in elbette daha bu arada Mart'ta da çok var. Bir sözlü yönlendirme yapılacak, açıklamalar, belki piyasayı hazırlama söz konusu olabilir ama ben hala temel senaryonun masanın üstünde olduğunu ve Mayıs toplantısına atıfta bulunacağını düşünüyorum. Peki FED'in faiz indirimine başlaması bizi nasıl etkiler? Şenay Hanım, öyle güzel bir soru sordunuz ki teşekkür ederim. Şimdi bizim hikayeyi nereden okuduğumuzla ilgili bir şey. Yani dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan neredeyse bütün merkez bankaları bir parasal sıkılaşmaya giderken biz ciddi bir gevşeme yarattık, oluşturduk. Sonrasında onun sonuçlarını gördük. Şimdi bu politikayı normalleştirmeye çalışıyoruz. Ve enteresandır, bir kesim tarafından uygulanan her iki politikanın da doğru olduğu iddia ediyor. Yani faizi indiren politikanın da doğru olduğu, bugün faizi arttıran politikanın da doğru olduğu iddia ediyor. Bunların bir tanesi zaten
yanlış, hangisinin yanlış olduğu çok belliydi de ifade etme konusunda biraz derdimizi tam anlatamadık herhalde. Dolayısıyla bizim açımızdan durum şu. Elbette ki paranın bollaşması, borçlanma maliyetlerinde geri çekilme, özellikle Türkiye'nin CDS'indeki geri çekime de bunda son derece önemli bir etken lehimize olacaktır. Yani gelişmiş ülkelerdeki bir faiz indiriminin elbette burada bir resesyonla değil de normal para politikası şekillenmesiyle birlikte ortaya çıkacak bir parasal gevşemenin gelişmekte olan ülkelerin lehine olacağı kesin. Önemli olan bizim o sürece kadar ve o sürece geldiğimizde sonrasına ilişkin yol haritamızın ne olacağı. Önemli bir sıkılaşmaya gidiyoruz. %8,5'larla başlayan süreç yaklaşık 6 aylık bir zaman zarfında %40'a geldi. Önümüzdeki hafta yılın son PPK toplantısını göreceğiz. Zannediyorum orada da bir adım atılacak. Hatta acaba Ocak'ta da bir adım atılır mı? Piyasada yavaş yavaş konuşuluyor. Sonrasında benim düşüncem yerel seçime kadar bir bekle gör havası bizim tarafta hakim olacak. Onun sonrasında eğer biz çünkü bir baz etkisiyle özellikle Haziran-Temmuz yanlış hatırlamıyorsam iki tane çok yüksek dokuzlarlık şeyler var, enflasyonlar vardı eğer ayları karıştırmıyorsam. Onunla beraber bir dezenflasyon süreci başlayacak. Biz bu dezenflasyon sürecini başladığını görerek mi adım atacağız? Yoksa zaten biz bunu biliyoruz ve netleşecek net bir durum diye önden mi adım atacağız? Ona bakmamız lazım ama ben eğer bu politika, bu kadro yerel seçimler sonrasında da devam edecek olursa ben FED'le birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faizleri yavaş yavaş aşağı doğru getirmek konusunda adım atacağını düşünüyorum. Düşüncem, fikrim 2024 yıl sonunda göreceğimiz politika faizinin 2023 yıl sonunda oluşan politika faizinin altında olacağı şeklinde. Peki şimdi biraz da altın tarafına bakalım isterseniz. Ons altın geçtiğimiz pazartesi günü tarihi rekorunu 2148 dolara taşıdı. Sonrasında da dolar endeksindeki güçlenmeyle gerilediğini gördük ki 2000 doların altına geriledi. 3 haftanın en düşüğünü gördü. Siz altın tarafını nasıl değerlendirirsiniz? 2024 için değerlendirmeleriniz nasıl olur? Öncelikle ikinci sorunuzdan başlayayım. Ben bir kere portföylerde ağırlığı konjonktüre göre ya da insanların, yatırımcıların risk algısına göre değişmekle birlikte altının mutlaka ya da kıymetli madenlerin daha genel başlıkta bulundurulmasından yanayım. Peki ne oldu da fiyat bir anda koptu gitti? Özellikle işte İsrail-Hamas arasında yaşananlar, sürecin ilk başladığı dönemde acaba farklı ülkelerde başta İran olmak üzere konuya müdahale olur bir bölgesel çatışmaya, Allah korusun çok daha yaygın bir coğrafyaya, daha geniş bir coğrafyaya yayılır mı endişesi hareketi beraberine getirdi. Sonra o dönemde bir miktar pozisyonlanmanın da getirmiş olduğu şeyle sert bir hareketi gördük. Sizin de söylediğiniz gibi 2000 dolarların hızlıca üzerine gittiğini gördük. Şimdi yavaş yavaş bir normalleşme hali var. Maalesef İsrail-Hamas arasında yaşananlar neredeyse aynı şiddette hala devam ediyor. Ama Rusya-Ukrayna'da olduğu gibi ve bunun yakın geçmişte pek çok yerde olduğu gibi piyasalar çok üzülerek söylüyorum bunu. Zaman içinde olayları normalleştiriyor, kanıksıyor ve fiyatlamalar ona göre oluşuyor. Burada da ortaya çıkan şey şu, o. Bundan sonraki dönem bence eğer jeopolitik risklerde bir farklılaşma, bir sertleşme ya da pozitif negatif net bir değişme olmadığı sürece bundan sonra piyasa koşullarında bir normalleşmenin ya da bir fiyat oluşumunun o raya tekrar oturacağını düşünüyorum. Burada sizin söylediğiniz gibi doların dünyadaki gücüne bakacağız. Dolar endeksini takip edeceğiz. Bizi izleyen arkadaşlara, dostlara da bir küçük not. Yani dolarla altının fiyat hareketi birbiriyle ters. Dünyada doların güçlenmesi, altının zayıflaması manasına geliyor. Orada bir miktar dolar endeksini, euro dolar paritesini gözlememiz lazım. Ama dediğim gibi farklılıklar olabilir portföy ağırlıkları üzerinde. Ama mutlaka altın bulundurmasından yanayım. Ama içerideki yatırımcı açısından şunu söyleyeyim. Bize şöyle bir hata yapılıyor. Yani yatırımcı mesela portföyünüzde ne var diye sorduğunuzda dövizi ayrı sayıyor, altını ayrı sayıyor. Aslında içeride altının fiyatı da iki parametrede oluşuyor. Bir tanesi bunların uluslararası alandaki ons altın ve dolar. Diğeri de içerideki dolar TL kuru. Dolayısıyla onu harmanlarken bir portföy yaparken hem döviz hem altın varsa onun ağırlığını biraz daha titizlikle üzerine bir matematikle bakmakta fayda var. Peki, biraz bahsettiğiniz zaman Mert Bey, gram altın yatırımcıları için neler tavsiye edersiniz tam olarak?
Aslında yani bir önceki soruya verdiğim cevaptan çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Ben portföylerde olmasından yanayım. Bu artık insanların kendi tercihi. Yani bunu fiziki altın olarak tutanlar var. Yani kendi evlerinde yastık altı diye tanımladığımız. O yönde değerlendirip tutanlar var. İşte bankalarda tutanlar var. Ben mesela kişisel olarak benim de portföyümde bir miktar altınım var. Ama ben altını yatırım fonu olarak tutuyorum. Hem fiziki riskinden korunuyorum. Hem de alış satıştaki o makas çok daha dar. Ve aşağı yukarı gram altındaki getiri de zaten bakılıyor, yakalanıyor. Hatta TEFAS'tan çok daha net biçimde geriye dönük veriler de şey yapılabilir, incelenebilir. Burada tabii biraz insanların faiz hassasiyeti, döviz tutmak istemeyenler, farklı davranış biçimleri, farklı gelenek, görenekler, farklı yatırım kültürleri, farklı sonuçları beraberine getiriyor. Bir daha söyleyeyim, mutlaka portföylerde olmalı ama bunu söylerken şunu da bir kez altını çizeyim. Ne olursa olsun, konjonktür ne olursa olsun, sizin yatırım tercihiniz ne olursa olsun, hiçbir zaman paranızın büyüklüğüne bakmaksızın paranızı tek bir finansal üründe tutmamak bu işin olmazsa olmaz kuralıdır. Yani ne tamamı hisse senedinde, ne tamamı altında, ne tamamı dövizde, ne tamamı faizde. Bu da bir portföy yönetim mantığıyla belli oranlarda dağıtmak. O artık biraz sizin tercihiniz. Biraz belki danışmanlık aldığınız aracı kurumların yönlendirmesi, biraz konjonktürü takip edebilmek, gündemi takip edebilmek. Onlar önemli başlıklar tabii ki. Peki portföyden, yatırım portföyünden devam edelim isterseniz. Bu kadar güzel yönlendirmeler yaptıktan sonra. Yatırımcı nasıl bir portföy sepeti önerirsiniz? Hani yüzdelerle söylemek gerekirse bir de şunu merak ediyorum Mert Bey. Acaba kripto para koyar mısınız portföy? O tarafta da dikkat çekici hareketler var son dönemde. Yaşım itibariyle koymuyorum. Çünkü oradaki dalga ya da oradaki piyasaya ilgi gösteren arkadaşlar yaşı benden çok daha genç, risk algısı daha yüksek. Bazıları çok bilinçli olarak bunu bir yatırım çeşitliliği olarak kullanırken bazıları zengin olma hayali peşinde koşarak bunu yapıyor. Bugün tekrar fiyatlar yükseliş trendinde herkes tekrar bu kripto varlıkları konuşmaya başladı ama yakın geçmişte ne kadar sert düşüşlerin olduğunu bir kez daha unutmamak lazım. Benim tercihlerim de yok. Önce onu söyleyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Bu düzenin, bu finansal ürün diyelim artık ona, mutlaka dünyada bir karşılığının olacağını, finansal sistemin içine mutlaka entegre olacağını düşünüyorum. Ama benim gibi 50 yaşına gelmiş, yaklaşık 30 yılını piyasada tamamlamış biri açısından hani arkasında bir temel dayanak varlığın olmadığı bir finansal ürüne adapte olmam benim açımdan çok kolay değil. Dolayısıyla bu konuyla ilgili söylediklerimi çok dikkate almalarına gerek yok arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Yani bizim açımızdan biraz şey değişti. Yani yakın geçmişteki gündem değişti. Özellikle faizlerdeki yükselişler. Neredeyse %50 faiz artık her yerde ver para büyüklüğü için oluşmuş durumda. Burada tabii insanlar şunu söylüyorlar. Ya işte enflasyon resmi ölçülmüş haliyle bile hala 60'ların üzerinde ve hala işte 70-75'lere gideceğini söylüyorsunuz. Bu durumda gidip işte şey yapılır mı? 50 ile para verilir mi? Ya da faizden yararlanılır mı diye. Burada dikkat edilmesi gereken şey bugün konuştuğumuz enflasyon geçmiş 12 ayın enflasyonu. Bizim bakmamız gereken şey önümüzdeki 12 ay ne olacak? Burada işte orta vadeli programda 33 yazıyor. Merkez Bankası 36 diyor. Piyasanın genel beklentisi 45'lerde konsolide olacağı yönünde. Hadi deyin ki 50, en azından şu anki faiz bize reel olarak bir getiri sunmasa da satın alma gücümüzde bir kayıp yaratmayacak denkleme geldi. Bu çok mu önemli? Yani ortada bir reel getiri yoksa bundan çok övünülecek bir şey yok ama yakın geçmişe baktığınızda 85 enflasyonun olduğu yerde 15 faizlerden buralara gelmiş olmamız onun açısından önemli. Ve bunu yatırımcının davranış biçiminde de yatırım kararlarında da görüyoruz. Dolayısıyla ben paranın neredeyse %40'lık kısmını şu anda TL faizde şey yaparım, değerlendiririm. Geri kalan %30'unu hisse senedinde tutarım. Ancak şunu söyleyeyim, zor günlerden geçiyor borsa. Çok hızlı, çok sert bir yükseliş söz konusu oldu pandemi dönemiyle beraber. Aslına bakılırsa çok önemli şeyler de atlatıldı Türkiye'de. Sadece 2023 yılı içindesiniz işte yıl başlar başlamaz başımıza gelen deprem felaketi. Sonrasında seçim, sonrasında İsrail-Hamas konusu, içeride dışarıda önemli gündem maddeleri ve bugün geldiğimiz yerde borsa açısından bir tıkanmanın söz konusu olduğu çok net gözüküyor. Buranın bir paraya ihtiyacı var, bir kaynağa ihtiyacı var,
ve şu anda bu kaynak çok bulunabilir gibi değil. Çünkü bu piyasa yukarı trendde, aracı kurumların kullandırdıkları kredilerle de biraz yelkenlerini doldurarak hareket etti. Bugün itibariyle neticede o kredi kullandırma imkanı sınırsız değil çünkü aracı kurumlar açısından. Orada biraz kullandırılabilen alanın neredeyse sonuna yaklaşılmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan bu kredileri kullanan büyük yatırımcıların overall'ları eridiği için onların daha yüksek kredi kullanma imkanları yok. Yani ne vermek isteyen verebiliyor ne almak isteyen alabiliyor. Böyle bir sıkışıklık var. Dolayısıyla yabancı yatırımcı buraya gelmeden burada yeni bir rally'yi beklemek çok gerçekçi değil. Ben hep 7650-8000 bandı hep bir mayınlı arazi, mayınlı alan orada olmamak lazım, orada oynamamak lazım demiştim. Oynamamak derken bu arada borsada oynamak manası söylemiyorum onu. Ve oralarda bir patinaj çekme halimiz var. 7650 önemli bir destek. Umarım kırılmaz ama kırılırsa bir tur daha satış baskısıyla karşı karşıya kalmamız mümkün. Ama her şeye rağmen bu anlattıklarım kısa vadeli düşünen yatırımcıları ilgilendiren riskler. Ben buraların hala orta hatta uzun vadeli düşünen yatırımcılar için çok büyük fırsatlar içinde barındırdığını düşünüyorum. O nedenle %30 paramı da hisse senedinde, hisse senetlerinde ya da getirisi TEFAS tarafından kontrol edilmiş, teyit edilmiş hisse yoğun yatırım fonlarını değerlendirmekten yanayım. Geri kalan %30'da dövizli altın olarak değerlendirmişler olarak. Peki borsa tarafından o zaman devam edelim. Kasım ayında yılın en güçlü ikinci yabancı girişi yaşandı hisse senedi tarafında. Siz bu hızlanmanın devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa hızlı giriş için seçim sonrasına mı işaret edersiniz? Çok haklısınız. Seçimden sonra bir para vardı. Şimdi bir gelen para var ama bakıldığında yılbaşından beri yanlış hatırlamıyorsam hala 1,5 milyar dolarlık da bir eksi var bu arada. Kayda değer bir büyüklükte bir para seçimin bitmesinden bugüne kadar gelmedi Türkiye'ye. Beklentiler çok daha yüksek bir fon akışının hızlıca olmasıydı. Açık söyleyeyim kişisel düşüncem yerel seçim sonrasına kadar kalıcı ve büyük montanda bir para girişi olacağını çok düşünmüyorum. Elbette arada girişler olacaktır. Oluyor da zaten. Farklı piyasalarda. Ben seçim riskini kişisel olarak Mert Yılmaz olarak söyleyeyim. Bence yerel seçimin bir seçim belirsizliği yok. Yani netice itibariyle bir yerel seçim yapılacak. Çünkü bir genel seçim atlatıldı. Onun sonrasında ama özellikle bence Cumhur İttifakı tarafından ya da İktidar Partisi tarafından ve özellikle İstanbul ve Ankara konusu onlar açısından kazanılmış genel seçimin bir zaferin bir taçlandırılması gibi görülüyor. En azından benim değerlendirmem bu yönde. Onun için biraz daha anlam yükleniyor. Seçim sonrasında esas bence soru işareti şu. Seçim sonrasında ortaya çıkacak tablo bu politikanın bu kadrolar tarafından devamına bir alan tanır mı tanımaz mı? Aslında herkes bu sorunun cevabını arıyor. Ya bu nereden çıktı denebilir. Biraz geçmişe döndüğümüzde Sayın Ağbalı dönemini hatırladığımızda aslında o kaybolan güvenin yatırımcı özellikle yabancı yatırımcı açısından kaybolan güvenin bu soru işaretini doğurduğunu düşünüyorum. Eğer o riski ortadan kaldırabilirsek yani bunu bir iletişimle anlatabilir ve yabancıyı ikna edebilirsek bence seçimi beklemeden gelebilirler. Sayın Bakan bunun seçimle ilgili değil seçimden sonra işte yayının başında konuştuğumuz FED'den de faiz indirimleri gelecek dünyada likidite bollaşacak para bir getir arayışı da olacak ve para öyle gelecek gibi bir ne derler tahmini bir yol haritası var. Ama net olan şey bir yabancı kaynağa ihtiyacımız var. Bugün CDS'imiz düştü. Merkez Bankamızın brüt rezervinde oldukça iyi bir toparlanma var. Vatandaşın döviz talebinde ciddi bir yavaşlama var. Kur korumalı mevduattan çıkış var. Yavaş yavaş cari dengede bir yavaşlama söz konusu. Bir döviz talebi çok ortaya çıkacakmış gibi gözükmüyor. Ama piyasanın hem morale hem de bu moralle beraber gelecek para ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama seçime kadar çok ciddi bir kaynak girişinin Türkiye olmasını çok beklemiyorum açıkçası. Peki 2024'te hangi sektör ve şirketlerin getiri potansiyelinin daha yüksek olmasını beklersiniz? Valla şirket söylemeyeyim. Şirketi çünkü araştırmadaki arkadaşlarım söylesinler ama ben genel olarak kendi beğendiğim yani info yatırımda temsilen söyleyebilirim bunu. Birincisi bir önem sırasıyla söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Bankaların hala çok ucuz ve çok cazip
bir fiyatlama içinde barındırdığını düşünürüz. Keza holdingler öyle. Ulaştırma sektörünün ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Her ne olursa olsun enflasyon düşecek de olsa perakende ticaret tarafının da öyle olduğunu düşünüyoruz. Ve yani bu hani kare asıl saydıktan sonra yan tarafta bir gözümüzde enerji sektöründe. Ama mutlaka bu bugünün fotoğrafı. Önümüzdeki döneme ilişkin ortaya konacak uygulamalar, kararlar, makro ihtiyat tedbirler pek çok şey farklılık gösterebilir. Ama dediğim gibi bir kere bizim burada hepimizin yatırımcı olmayı ve yatırımcı gibi davranmayı öğrenmemiz ve insanların öğrenmesine katkı sağlamamız lazım. Sizlere çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ederim davetiniz için de. Dolayısıyla burada bugün aldım, akşamına zarar ettim, geçen hafta almıştım, bu hafta zarar ettim diye sürekli serzenişte bulunmak, elbette kimse para kaybetmek için işlem yapmıyor. Ama bunun uzun vadeli bir yolculuk olduğunu, uzun süreli bir yolculuk olduğunu, burada kısa vadede bir para kazanılabileceğini ama servet etkisinin ancak uzun vadede olabileceğini, yani 10-11 yıl geriye gittiğinizde ya da 15 yıl geriye gittiğinizde hangi hisselerin ve Türkiye'nin göz bebeği, böyle çok ne derler, herkesin tanıdığı, bildiği sektörlerin, şirketlerinin fiyat performansları nereden nereye geldiğini hepimiz görebiliyoruz. Yani yaklaşık 15 sene içinde 1'e 400 getiri sağlamış şirketler var. Dolayısıyla buralar birileri için alım fırsatı ama sabırlı olabilenler için, yatırımcı gibi davranabilecekler için, özellikle genç arkadaşlarımın mutlaka sermaye piyasalarıyla tanışmalarını, kendilerine bir yatırım yapmalarını, ellerine geçen küçük paralar da olsa bunu mutlaka bir tasarrufa, daha doğrusu o tasarruflarını yatırıma dönüştürmeleri gerektiğinin çok önemsiyorum. Onu bir kez daha altını çizmek isterim. Peki. Cuma günü Moody's'den Türkiye değerlendirmesini bekliyoruz. Biliyoruz ki Moody's Türkiye'yi en düşük seviyede notlayan kredi kuruluşu. Sizce buradan bir not artırımı gelme ihtimali olabilir mi? Ya da olması için hangi gelişmelerin gerçekleşmesi gerekir? Valla normalde aslında 2023 yılında bir not artırımı beklemiyordur. Önce onu söyleyeyim. Ama diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyaller, olumlu mesajlar ve Moody's'in diğerlerinin altında kalmış olması tarihi yaklaştıkça bende de bir motivasyon yarattı zannediyorum. Bir not artışı görürsek şaşırmam, çok da mutlu olurum. Ama şunu unutmamak lazım ki netice itibariyle Türkiye çok da uzun olmayan bir zaman önce iki farklı kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir nota sahip bir ülkeydi. Bugün oraları çok altındayız. Elbette bunun bir moral etkisi olur. Ama hala benim için eşik yatırım yapılabilir ülke notuna gelmek ya da onun çok az altında kalmak. Yani ya acaba bir karar gelir ve oraya gelebilir miyiz noktası. Bu kadar altında kalmışken tamamen olası bir pozitif haberin etkisinin psikolojik olacağını düşünüyorum. Ama ne olursa olsun piyasanın olumlu habere, bir morale ihtiyacı var. Umarım da gerçekleşir. Son sorumuz finansal okuryazarlıkla ilgili. Mert Bey, borsa yatırım fonu nedir? Hangi yatırımcı profiline uygundur ve nasıl alınır, satılır? Anlatır mısınız bize? Memnuniyetle anlatırım, seve seve anlatırım. Sadece borsa yatırım fonu olarak değil, aslında yatırım fonu olarak anlatayım izninizle. Evet. Çünkü her, yani farklı farklı ürünlerde, işte az önce söylediğim altın için oluşturmuş yatırım fonları var, Eurobond yatırım fonları var. Hisse yatırım fonları var, değişkenler var. Hepsinin ayrı bir muhteviyatı var. Ama ben, yani şöyle söyleyeyim, ben kendi birikimin önemli bir kısmını yatırım fonlarında tutuyorum. Bunu bana sağladığı avantajı, birisi profesyonel olarak inandığım ekipler, inandığım ekiplerin yönettiği fonlara zaten paramı emanet ediyorum. O arkadaşlar da yönetiyorlar. Ciddi de bir getiri elde ettim, onu da söyleyeyim. Onların da emeklerine sağlık. Bir kere bu, şimdi Deneyen, şöyle söyleyeyim. Herkes trader olmak istiyor. Şimdi eğlenmek başka bir şey, para kazanmak başka bir şey. Yani o için adrenalini almak, satmak, kademe indi, kalktı falan, ama sonuçta buradan bir para kazanma mücadelesi için yapıyoruz bunu. Az önce de söyledim ya, siz hiç hayatınızda şey gördünüz mü? Yani çok şükür borsada para kaybettik falan diye sevinen insan gördünüz mü? Madem ki burada hepimizin amacı para kazanmak, bunu doğru yönetmemiz lazım. Şimdi buradaki temel sorun şu, yatırım sayımsız da artıyor. Son zamanlarda bir miktar çıkışlar olsa da, ki normal, doğal da karşılamak lazım. Ama
yıllarca 1-1,5 milyon arasında değişen yatırımcı sayısı neredeyse bir aylık zamanda 1,5 milyon yeni yatırımcı girdi bu sisteme. Ama bu insanların, bu dostların, bu yatırımcıların finansal okuryazarlık konusundaki bilgi düzeylerinin çok düşük olduğunu gözlemliyorum. Bu sadece benim gözlemim değil. Gittiğimiz şehirlerde info yatırımla yaptığımız yatırımcı etkinliklerinde görüyoruz. İşte sokakta tanıyan arkadaşlarla sohbetlerde görüyoruz. Bu insanların bir kere buraya gelmeleri son derece kıymetli. Hatta orta uzun vade belki de Türkiye ekonomisi çok önemli bir görev ifa edilecek burada. Çünkü buranın finansal mimarisi çarpık. Yani her şey bankacılık sistemi üstünden dönüyor. Yani banka krediyi verdi, ekonomiyi banka krediyi kapattı, ekonomi durduğu gibi. Dolayısıyla sermaye piyasası tabana yayılması son derece önemli. Efendim işte bu insanlar halka arz için geliyorlar. Ya herkesin bir gelme amacı var zaten. Yani halka arzda gelince bunu da bu kadar kötü olarak da görmek, değerlendirmek mümkün değil. Ama şimdi bu insanların önemli bir kısmı öyle bir zamanda geldi ki hangi fiyattan, hangi hisse senedini alırlarsa aslında para kazandır. Ve bu işin çok kolay olduğunu düşünüp ya keşke bugüne kadar gelseydik. Burada ne kadar kolay para varmışsa akşam alıyorsun, sabah satıyorsun. Yetmiyor, öğlen alıyorsun, akşam bir daha satıyorsun. Para kazanıyorsun. Şimdi gerçek piyasayla karşı karşıya kalmaya başladılar. Ve yatırım fonlarından da mesela satışlar geliyor. Ama ben kesinlikle elbette şu olabilir. Buna saygı duyarım. Bence olması da gerekir. Piyasayı takip etmek açısından, biraz da öğrenmek açısından birikimlerin küçük bir kısmı kendi işlemlerine ayrı olabilir. Ama ben olsam bunu yatırım fonlarına emanet ederim. Tefas diye nefis bir sistem var. Tefas bize ne sağladı? Eskiden hesabınız hangi kurumdaysa onların yönettiği yatırım fonlarını alabiliyordunuz. Şimdi öyle değil. Yani info yatırımda hesabınız varken başka bir portföy yönetim şirketinin yönettiği fonu alabiliyorsunuz ya da tam tersi. Bu da muazzam bir kolaylık. Ama yapılması gereken şey şu. Demin anlattığım şeyi bir daha söyleyeyim. Sadece tek bir fon değil. Sadece tek bir ürün grubu değil. Hatta hisse senedi için ayırdığınız parayı da belki belli fonlara bölmek. Ama sadece kısa vadede bu hafta bu fon iyi kazanmış. Geçen hafta öbürü kazanmış. Ya, çünkü şöyle bir şey görüyorum ve beni çok korkutuyor. Aslında piyasadaki satışı da biraz tetikliyor. Böyle, yani hisse trade etmekten hızını alamayıp fon trade etmeye çalışan birileri var. Böyle bir şey değil. Yapmanız gereken şey mümkün olduğunca geriye dönük veriyi analiz edip düzenli olarak endeks üzerinde ya da benchmark üzerinde, enflasyon üzerinde getir elde etmiş fonları tespit edip yatırımlarınızı o tarafa doğru yönlendirmek. Çünkü kurumsal yatırımcıyı ne kadar büyütebilirsek hacmini ve sayısını piyasanın sağlıklı işleyişi açısından o kadar önemli bir kazanım elde etmiş olacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerlendirmeler, güzel yönlendirmeler için. Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz ile konuştuk bugün. İyi günler herkese. Haftaya görüşmek üzere.